Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni Hamit Aykut. Bugün kareköklü sayılarla ilgili 3. videomuzu çekmeye çalışacağız. Bu videomuzda ondalık kesirlerin karekökünü alma, kareköklü sayı problemleri ve gerçek sayılar yani reel sayılar konusu üzerinde duracağız özet bir şekilde. Şimdi ondalı kesirlerin kare kökünü alma konusuna başlayalım. Ondalı kesirlerin kare kökü alınırken önce ondalı kesirleri rasyonel sayı olarak yazarız. Daha sonra da kare kökünü almaya çalışırız. Hemen ilk örneğimizden başlayalım. Kök içinde 0 tam %64. Hemen rasyonel sayı şeklinde yazıyoruz. 64 bölü 100 yazabiliyoruz bunu. 64 8 olarak çıkar. Yüzde 10 olarak çıkar. O da 0,8 şeklinde yazılabilir. Diğer örneğimize geçelim. Eksi kök içinde 121 bölü 1000 eksi 121 11 olarak çıkar kök dışına. 10.000'de 10 kök 10 şeklinde çıkar. İstersek bunu kökten kurtarabiliriz. Kök 10 ile genişletelim. Kök 10 ile çarptığımızda 11 kök 10 eksi yazalım. Böyle 10 çarpı 10 o da 11 eksi 11 kök 10 bölü 100 olur. Diğer örneğimizde bir kare vermiş. Karenin alanını 0,49 santimetre kare olarak vermiş. Bizden çevresini istiyor. Şimdi bir karenin alanını vermişse bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım öncelikle çevreye ulaşabilmemiz için. O zaman alanın karekökünü alalım. Alanımızı yazdık. 49 bölü 100. O da 7 bölü 10. 0,7. Yani bir kenar uzunluğu 0,7 santim oldu. Çevre içinde. 4 çarpı 0,7 yazarsak 2,8 olur. Diğer örneğimize geçiyoruz. Hemen kök içinde 64 bölü 100 yazıyoruz. Artı kök içinde 2 bölü 100. Eksi kök içinde 12 bölü 100. 8 bölü 10 olarak çıkar, da 4'tü. Bu da 2 bölü 10 olarak çıkar. Eksi 144'tü. Bu da 12 bölü 10 olarak çıkar. 8 ile 2 topladık. 10. 10 eksi 12 eksi 2 bölü 10 olur. Sonucumda eksi 0 tam 10'da 2 olur. Bu örneğimizde de ondalık kesirli kökler vermiş toplam durumda bir de bölme yani toplama ve bölme işlemi var. Sırayla yapalım. Önce üstten başlayalım. 225 bölü 100 kök içinde artı 121 bölü 100 adım adım gidiyoruz. Bölü 169 bölü 100 225 15 olarak çıkar. 110 olarak artı. Burada da 11 bölü 10 olur. 169 13 çıkar. 13 bölü 10. Burada şöyle yazdığımız zaman 16 bölü özür dilerim 26 bölü 10 topladığımızda bölü 13 bölü 10 Birinci kesrimizi aynen yazıyoruz. 26 bölü 10 çarpı 10 bölü 13 ters çevirip çarpıyoruz. Sadeleşir. Bunlar da sadeleşir. 2 bölü 1 o da eşittir 2. Son örneğimize bir bakalım. Son örneğimizde de 19 sayısı kök içinde 0 tam 10000'de 361 sayısının kaç katıdır diyor. O zaman 19'u buraya bölüyoruz. Adım adım gidiyoruz. 19 bölü kök içinde 361 bölü 10000 diyorum. Rasyonel sayı şeklinde yazdı. Yazıyoruz. 19 bölü 361 19 olarak çıkar. 10.000'de 100 olarak çıkar. 19 bölü 1 çarpı. Birinci kesi Burada gizli 1 vardı. Ters çevirip çarpıyoruz. 100 bölü 19. 19'lar sadeleşir. 100 bölü 1 o da 100. Yani 100 katıymış. Evet. Diğer bir konumuza geçiyoruz. Kare köklü sayı problemleri. Normal bizim doğal sayılarla, rasyonel sayılarla yaptığımız problemlerin aynı tarzında köklü ifade kullanarak karşımıza çıkarmışlar. Kök 900 liranın 625 lirasını harcayan bir kişinin kaç lirası kalır? O zaman benim burada kök 900'den kök 625'i çıkarmam gerekiyor. 900 30 olarak çıkar. 625 de 25 olarak. 30'dan da 25'i çıkardığımızda 5 lirası kalmış oluyor. Kök 60 sayısı kök 240 sayısının yüzde kaçıdır? Bir sayı bir sayının yüzde kaçı diyorsa verilen o sayı diğer sayıya bölerek sonuca ulaşabiliriz. Burada bakın ortak kök içerisinde yazıyorum. 60 bölü 240. Sadeleştirdiğimde 6 ile öldüğümde 1'e komple 60'a böldüğüm zaman 1'e 4 şeklinde olur. Yani kök içinde 1 bölü 4. O da 1 bölü 2 şeklinde çıkar. Sonuç 1 bölü 2. Yüzde dediği için 1 bölü 2'yi yüzdeye dönüştürmem gerekiyor. O zaman 2'yi 50 ile genişletirsek 50 bölü 100 yani yüzde 50 olur. Diğer problemimize geçelim. Problemimizde şunu diyor. 3 kök 8, 2 kök 50 ve kök 128 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalamayı bir hatırlayalım. Aritmetik ortalama neydi? Verilen sayıları değerlerini toplayıp kaç sayıysa o sayı ya bölmekti. O zaman 3 kök 8 artı 2 kök 50 artı kök 128 bölü 3 diyorum. 3 sayı olduğu için. 3 kök 8 8 2 kök 2 şeklinde çıkar. 3 çarpı 2 kök 2 50 de 25 çarpı 2 o da 5 kök 2 şeklinde çıkar. 2 çarpı 2 5 kök 2 burası 5 artı 128 de 64 çarpı 2'dir. Yani 8 kök 2 olarak çıkar. Bölü 3. Devam ediyoruz. 3 kere 2 6 2 kere 5 10 kök 2 artı 8 kök 2 bölü 3. Pay kısmını toplarsak 16 8 daha 24 kök 2 bölü 3 da 8 kök 2 olur. Kat böldüğümüzde. Son problemimize baktığımızda iç içe verilen karesel bölgenin alanları sırası ile ee 75 santimetre kare ve 27 santimetre kare olduğuna göre taralı bölgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi alanı vermiş iki tane karesel bölge. Yani büyük karenin şuradaki büyük karenin alanı 75 santimetre kareymiş. Küçüğünki de 27 santimetre kareymiş. Şeklin çevresini istiyor. Yani şurada az önce kalemle çizdiğim şu bölge ile şu bölgenin toplamını istiyor. Kenar uzunluklarının toplamını istiyor. O zaman ben iki karenin de birer kenar uzunluğunu önce bulayım. Alan 75 ise bir kenar uzunluğunu bulmak için kök kare kökünü almam gerekiyor. 75 25 çarpı 3'tür. O da 5 kök 3 olur. Yani benim büyük karenin kenar uzunluğu ne? 5 kök 3. Bir kenar uzunluğu. Küçük kareninki de 27 idi alanı. O da 9 çarpı 3 şeklinde. 3 kök 3 olur. Bunun da bir kenar uzunluğu 3 kök 3. Çevresini istediği için taralı bölgenin çevresi. Büyük karenin çevresini bulalım. Büyük karenin çevresi çevre diyelim. 4 çarpı 5 kök 3 20 kök 3 Küçük karenin çevresi 4 çarpı 3 kök 3 o da 12 kök 3 Taralı bölgede her iki karenin çevre uzunlukları toplamı olduğu için topluyorum. 32 kök 3 olur. Son konumuza gerçek sayılar yani reel sayılar konusuna geçelim. Şimdi reel sayılar konusundan önce gördüğümüz bu doğal sayıları, tam sayıları, rasyonel sayıları bir hatırlayalım. Ondan sonra da devam edelim. Doğal sayılar kümemiz neydi? Doğal sayılar kümemiz sıfırdan sembolü şu şekilde ne ile gösteriliyordu? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam ediyordu. Tam sayılarımız da büyük Z ile gösteriliyordu. Yine küme olarak şunu oluşturuyordu. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. Rasyonel sayılarda şu sembolle gösteriliyordu. Rasyonel sayıları biraz detaylı inceleyelim. Rasyonel sayılarda hem tam sayı vardı hem doğal sayı vardı. Bir de dikkat edelim. Şurada devirli sayılar da var. Rasyonel olarak yazdım. Çünkü ben devirli sayıları rasyonel sayı şeklinde dönüştürebiliyorum. Normal ondalık ki sil şeklindeki sayıları da rasyonel sayıya dönüştürebiliyorum. Ondan dolayı bunlar da aynı rasyonel sayılar kümesi içine dahil oluyor. Bunlar çok önemliydi. Şimdi İrrasyonel sayılar kümesi sembolümüz de şu şekilde. İrrasyonel sayılar kümesi aslında tam kare olmayan sayıların kare kökü, kare kökleri rasyonel sayı belirtmediği için bu sayılara o nedenle irrasyonel sayı diyoruz. Yani rasyonel olmayan sayılara biz irrasyonel sayılar diyoruz. Pi sayısı gibi kök 2 kök dışına çıkmayan sayılar kök 2, kök 3, kök 5 artı 2, kök 27 bakın bunu mesela kök 27 ben 9 çarpı 3 o da 3 kök 3 şeklinde yazabilirim. Yine kök 3'lü olduğu için bunu da yine irasyonel sayı sayıyorum. Şimdi R sayılar kümesi de hem rasyonel sayıların hem de irasyonel sayıların birleşiminden meydana geliyordu. Bir de şu çok önemliydi. Gerçek sayılar Sayı doğrusunda ardışık iki tam sayının arasını tam olarak doldurur. Bu da bazen doğru yanlış sorularında karşımıza çıkıyor. Burada verilen ifadeleri aslında şema ile gösterirsek şu doğal sayılarımız olursa bunu içine alan tam sayılar vardı. Bunu da içine alan rasyonel sayılar vardı. Bir de rasyonel olmayan kümemiz vardı. İrasyonel kümemiz. Bir de ikisinin bileşimi. Yani şu şekilde ikisini de birleştirdiğimde bir araya getirdiğimde buna da reel sayılar kümesi diyorduk. Şemayla da bu şekilde olur. Şöyle bir örneğimiz var. Aşağıdaki ifadelerden hangisi rasyonel sayıdır? Şimdi az önce baktık pi sayısı irasyoneldi. 100 kök 144 12 olarak çıkar. Evet bu sağlıyor. Rasyonel sayı. 32 16 çarpı 2 4 kök 2 Bu da irasyonel. Burada da zaten toplam durumunda böyle kaldığı için bu da irasyonel. Cevabımız kök içinde 144. Diğer son örneğimize bakalım. Kök içinde 81 iki defa kök içinde kökün kökü alınmış. O zaman öncelikle şunu bir çözelim. Kaç olarak çıkacak? Ona göre hareket edelim. Sayısı nokta nokta sayıdır. Boşluğu aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Yani buraya hangisi gelebilir? Onu bulabilmem için önce sonuca ulaşmam lazım. Kök 81 9 olarak çıkar. Kök 9 oldu. Kök 9 da kök 9 da eşittir. 3 olarak çıkar. O zaman benim sonucum 3. 3 olduğuna göre bu irasyonel sayı olamaz. Zaten cevabımız direkt ortaya çıktı. Rasyonel sayı olabilir. Çünkü 3 bölü 1 rasyonel sayı şeklinde yazabiliyoruz. Doğal sayı da gerçek sayı da ama irasyonel sayı olamaz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.